Evet kıymetli izleyenlerimiz, kaldığımız yerden konularımıza devam edeceğiz inşallah. Bahsi geçtiği gibi sorularımız geniş ve önemli sorularımız var. Ben direkt kaldığımız yerden devam etmek istiyorum inşallah. Sevgili hocam, ben şimdi konuyu çok dağıtmamak adına girmedim. Yusuf hocam, biraz önce reklam öncesinde bir ifade kullandınız. Ben oraya takılı kaldım biraz. Onu açmak istiyorum. Dediniz ki Marifet Derneği bir tezinde, daha önceki bir açıklamasında işte İsmail ile alakalı işte bir şeyhlik meselesi, imzalı kağıt falan meselesine değindiniz. Şimdi biz bunu daha önce Marifet Derneği'nin vakıf hakkında aleni bazı ithamlar veyahut da ifadelerle beraber yazılar yazdığını, evet, bütün kamuoyu dernekler biliyor. Tüm dernekler adı altında, evet, bu yapıldı. Bir de asıl mesele var ki vakıf tarafından belli başlı yaşlı kişilerin Efendi Hazretlerimize gelip imza karşılığında şeyhliği bize devretmeni istiyoruz gibi marifetin böyle iddiası, bir iddia var. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Böyle bir şey estağfurullah, neler konuşuyoruz ya. Böyle bir şey olur mu? Efendi Hazretlerimiz daha hayatta. Ya şimdi böyle bir şey olur mu derken marifet bunu iddia ediyor. Vakıf hayır diyor. Ya şimdi doğruysa vakıf adına çok acınacak bir durum. Yanlışsa marifet adına yanlış bir durum. Yani böyle bir şey yoksa neden ayyuka çıktı bu iş? Evet. Ya varsa Efendi Hazretleri sağ ya, ne demek yani? Böyle bir şeyi ben bilmiyorum yani. Yani biz böyle görmedik. Biz Efendi'yi böyle bilmiyoruz. Yok yani. Bize Efendi böyle anlatılmadı şimdi yani. Şimdi hocam öyle bir ifade kullanırsa Efendi Hazretleri sağ derken sanki Efendi Hazretleri bugün Allah göstermesin olmasa bunları sanki konuşulacakmış gibi bir durum var. Yani bizim kapımızın biraz önce siz konuya girerken nasıl girdiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar hiç kesintiye uğramamış, tek kapı özelliğine sahip bir camiadan bahsediyoruz. En netice bu işin hükmünün, mührünün sahipleri tarafından bu işler kaleme alınıp, evet, müsaadeler o şekilde çıkar. Bunu herkes de çok iyi bilir. Yani böyle bir şeyin söz konusu olması bu kapının başından beri her tutumuna, düsturuna, ifade ismine dahi ters bir durum yani. Böyle bir hareket yani söz konusu yapılması çok büyük, üzücü bir durum ve tarikatın en büyük ayıplarından biridir yani. Efendinin olmadığı yerde sen niye varsın ki zaten ya? Ya Efendi Hazretlerimizin sağlığındayken efendiden sonrasını düşünmek çok büyük, çok büyük ayıp ya. Ben bunu ya isimlendirmek bile istemiyorum yani. Eğer böyle bir iddia varsa tabii, şimdi biz, evet, yani taraf olmak istemiyoruz. Biz yani bir uzlaşıdan yanayız. Biz bir suhuletten yanayız. Dolayısıyla şimdi nereye söylesek bir tarafa dokunacak. Böyle bir olay olmuş diyor marifet. Yok diyor vakıf. Şimdi burada nasıl bir yorum yapacağız ya? Bunu kendilerine sormak lazım. Ama inşallah yoktur öyle bir şey. Yoksa yani bizim müritliğimize yakışmaz yani. Dünyanın en nadide cemaatinde şu konuşmaların olmaması lazım diye. Evet. Ben şurada şunu eklemek istiyorum da. Buyurun. Şimdi ne diyoruz? Efendi Hazretimiz Kudüs'e sorulunda diyoruz ki Resulullah'ımızın hayatına kadar sünnet varsa hep de Efendi Hazretimiz'de mevcuttur. Efendi hepsini ne yapar? Yerine getirir. Vücudunda Efendi bunların hepsini teşhir eder. Diyor ki günlük diyor, işlemiş olduğu sünnetlerden bir iki tanesine değil diyor. Bir tanesini dahi diyor ben de görmezseniz bizde bir eksiklik var. Beni bırakın. Beni peşimden gelmeyin diye Efendi Hazretimiz'in çok iddialı bir sözü var. Evet. Ve Efendi yakinen takip eden bilirler ki Efendi Hazretimiz hakikaten Resulullah Efendimiz'in hakikaten ihyaya maliktir yani. Onu hayatını ifşa eder, gösterir. Ona bakan Resulullah'ı sever. Yani Efendi Hazreti kendini ortaya çıkarmaz. Resulullah'ın hayatını ortaya çıkartır. Bizim ihvanımız, bizim müridanımız bunu bilir mi? Bilir. Dolayısıyla bu kadar Resulullah Efendimiz'e yakıştırılan bir Efendi Hazretleri'nin müridanında ne gibi olmalıdır? Sahabi gibi olmalıdır değil mi? Diyorsun ya sen şimdi başındaki yine Efendi'ye, Resulullah Efendimiz'e yakıştırıyorsan sen de o zaman ne alman lazım? Sen de kendine sahabe yakıştırman lazım. Şimdi şunu soruyorum yani. Sahabe şöyle bir şey düşünebilir miydi acaba? Resulullah Efendimiz ölürse, öldükten sonra gibi ifadeleri yani sahabeler kendi arasında gibi konuşmuş mudur acaba? Böyle bir şey var mıdır yani? Şimdi konuşmak ne demek? Efendimiz yani, sallallahu aleyhi ve sellemin zahiri anlamda Azra aleyhisselam'a buluşmasından sonra bile sahabe-i kiram, evet, bunu hazmedemedi ki. Herkes tarumar oldu yani. Tabii. Bırakın böyle bir şey söz konusu, tabii, olmasını. Şimdi demek istediğim konu şu. Bu kapıda biz bir şeyler hakikaten çok eksik almışız yani. Bu kapının güzelliği, şu deminden beri bahsetmiş olduğum mevzu buraya dönülürse bu iş çözülecek.
Normalde yoksa beynel milal bir kapı gibi olursun ki Allah muhafaza. Her şey ara burada o zaman. Diyoruz ki şu kapının özelliği tarikat tasavvuf kapısıdır. Gönül kapısıdır. Gönül ehillerinin sevgiyi yaşamak isteyenlerin buluşmuş olduğu noktadır bu kapı. Dolayısıyla kalpte duyguların hasıl olması lazım. O cereyanı, o hezeyanı yaşaması lazım. Bunu kimle yaşayacak? Başındaki mürşidiyle beraber yaşayacak. Ama sen gelir de her şeyi artık böyle sıradanlaşırsan, banalleştirirsen, normal bir idare sistemi gibi konuşursan, olayın duygu boyutundan mahrum ederse her şeyi görsel olarak mantıkla konuşursan, sen burada bu kapıda her şeyi yıkarsın. Bu kapıda bir önderimiz, reisimiz var. Anladığın, idrak ettiğin ölçüde onu dinle, denilenini yap, fitneye sebebiyet verme, bu iş düzelir. Allah muhafaza. Bunu tekerrür ettirmekle beraber, bu işi devam ettirmekle beraber hangi akıntının önüne set olduğumuzda güzel bir düşünelim. Alaeddin Efendi Hazretimizin bu bir vasiyetidir ya. Efendi Hazretimiz diyor ki sen diyor bu gözlerle diyor dünyanın diyor İslam'ı şeriatın geleceğini göreceksin ifadesi var. Bu efendinin çalışmasına, bu efendinin davası önüne durulmaz. Zaten kimse durduramaz. Kendi kendimize yazık ederiz. Kendi kendimizi kenara atarız, kıyıya atarız. O yüzden güzel bir şey var. Müridanlık neye gerektiriyor? Allah'ın tasavvuf kitapları var. Bir bakalım müridin işi nedir? Mürid murad etmez diyor. Allah-u Ekber diyor. Müridin muradı mürşidinin rızasıdır. Benim aklıma göre değil. Onun gördüğü şekilde, onun istikamet gösterdiği hedef şeklinde bu işler yürür gider. Sistem budur. Ha biz bakıyoruz ya bir modernleşim var ya global bir dünyada yaşıyoruz. Bu işler öyle değil artık herkes konuşacak. Herkes konuşacak diye herkes konuşacaksa o zaman senin bu kapıda ne işin var? Sen ihtiyatsızsın. Burayı anlamamız lazım. Peki hocam, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Önemli açıklamalarınızdan dolayı ben inanın burada her sorumuzu belki her sorumuz için yarım saat ayırsak hakkı var, yeri var. Çok her soru bir konu olacak şekilde tabii. Açıklamalar gerektiriyor ama bir de konu hep efendiye bağlantılı olduğundan dolayı yani müridanın meselesi var, efendiye bağlanıyor. Kesinlikle öyle hocam. Ben de konunun başında bahsi geçtiği gibi kafamızdaki bütün soru işaretlerini bir nebze de olsa açma derdinde açma ihtiyacı hissettiğim için o yüzden böyle kısa kısa sizden cevaplar rica ediyorum. Evet. O yüzden de kusuruma bakmayın inşallah. Vakitlerimiz çünkü yetsin istiyoruz hepsine. Peki hocam, Yusuf hocama şöyle bir şey sorayım ben. Şimdi bir itham var hocam. Nasıl bir itham? Bu halihazırda şu anda Efendi Hazretlerimizin ismine ve bulunmuş olduğu semtte hanesinin yanında yapılmış olan bu külliyeye, bu güzide mekana biraz ağır bir ifade ama velakin İsmaila Vakfı'nın müdahil olup şikayet ettiği söz konusu. Var mı hocam böyle bir şey? Siz bu konu hakkında ne diyorsunuz? Şimdi biz bunu tabii şahit olmadığımız bir şey hakkında yorum yapmamız abesle iştigal olur. Ancak marifet tarafındaki arkadaşlarımızın ifadesine böyle bir şey göre olduğu medyada karşılıklı cevap buldu. Yani en netice bunun bu şekilde olduğu söyleniyor. Peki yani neden böyle bir şey yapılabilir hocam? Ya şimdi dedik ya marifetle vakıf tarafının 3-5 yıldan beri süregelen bir sürtüşmesi var. Dolayısıyla bu da onlardan bir tanesi gibi gözüküyor. Aslında hiç olmaması gereken, tarikat adabına uygun olmayan haller ve hareketlerdir yani. Marifet cenahından bir kardeşimizin ifadesine göre, efendime söyleyeyim, Cumhurbaşkanı'na gidiyor bu olay. İşte Efendi Hazretlerimize burada anıt mezar yapacaklar şeklinde bir şikayette bulunuluyor. Marifetin ifadesi böyle olduğu için söylemek istiyorum üstüne basa basa özellikle. Ve ertesi gün gayri resmi yıkım kararı alındığını söylüyor. Yani bu ne demek aslında? Cumhurbaşkanımız burayı durdurtturdu ve yıktıracak demek istiyorlar aslında. Ama bu açıklamadan sonra bir bakıyorsunuz halka bu şekilde lanse edilmeye çalışıyor. Ya, tabii. Yani bu aslında velev ki böyle bir yıkım kararı size tebliğ edilmeden söylendi. Bunun yolu bu olmamalıydı. Çünkü yani biz devletin tarafında olmalı mıyız ya? Efendisi olmuş mu devlet taraftarın yanında? Veya karşısında olmalı mıyız yani? Evet. Hayır ya. Yani yanında olmalı derken onlar bizim yanımızda olmalı. Hiçbir zaman onlar düşman olmalı. Onlar efendinin yanında olmalı. Tabii ki yani. Hatta kardeşimizin bir ifadesinde şöyle bir söz geçiyor. Yani parti sevgisi tarikat sevgisinin önüne geçmiş diyorlar.
vakıfla alakalı vakıfı töhmet altında bırakıyorlar burada. Yani partiyi, Cumhurbaşkanı'nı Efendi Hazretinden, işte tarikattan daha çok sevdiğini ifade ediyorlar. Evet. Bunlar çok ağır ithamlar yani. Bir tarikat erbabına eğer öyleyse ne ona yakışır, değilse ne söylemek buna yakışır yani. Evet. Ya dolayısıyla bu işin bir şekilde ortaya bulunması lazım. Bunu Cumhurbaşkanı'nın haberi var. İşte tarih de veriyor. 6 Ocak 2016 Çarşamba günü diyor marifetteki arkadaşımız. Cumhurbaşkanı'na biz diyor konuyu ilettik diyor. Görüştük, özellikle danışmanın telefonu vermiş. Ona rağmen işte yıkım kararı çıktığını söylüyor. Ama bu sefer sen muhalif tarafa malzeme oluyorsun. İsim vermeyelim, gündem olmasınlar, reklam olmasın. Yani 3 kuruşluk adamlar Marifet Derneği üzerinden şeye, Cumhurbaşkanı'na saldırıyorlar. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Ya Müslüman'ın zaten bir sürü derdi var. Bir de onlarla mı uğraşacağız kardeşim? Hem de çok güzel bir çalışma. Bakar mısınız şuna ya? Şimdi yazara gelin şundan. Olsun. Ben yine biraz önceki sorunuzda da aynı sahneyi yaşadık ama ben o soruyu tekrar soracağım size. Sosyal medyada dediğiniz bir ifade dolaşıyor. Ben şimdi siz konuşurken not aldım oraya. Marifet Derneği oraya ne yapacakmış dediniz? Anıt mezar. Anıt mezar derken hocam? Anıt mezar, Allah bize göstermiş. Efendi Aleyhisselam'ın vefatından sonra işte oraya defnedileceği ve etrafının böyle külliyelerle çevrilip İsmail Han'ın ekarte edileceği yer yapılacak diyor vakıf tarafı. Marifeti bu şekilde şikayet etmiş Cumhurbaşkanı'na. Yani ertesi günde, şeyde, sosyal medyada bu haberler var şu anda. Tabii, biz onu hocam, yoğun bir şekilde var. Şimdi yani şu programlar neden yapılıyor diye gibi bir soru geliyorsa biz şunu izah etmemiz lazım. Sosyal medyada kaynıyor şu anda. Hocam, yazık günah yani. Derken çok, inanın çok değişik sorular var. Çok yoğun sorular var burada. Biz bunu bir şekilde ortaya bulmamız lazım yani. Yoksa yakışmıyor, bize de yakışmıyor, devlete de yakışmıyor, vakıfa da yakışmıyor, marifete. Hiçbir ifanımıza yakışmıyor yani. Şimdi, biz dünyanın en güzel insanını bulmuşuz ya. 7 milyarı koy bir kenara, efendiyi koy bir kenara, efendi ağır basar. Şu konuştuğumuz işlere bakar mısınız? Ne kadar ayıp, ne kadar günah yani. Şimdi şu var ya, vakıf madem gidiyor ki şimdi olayı böyle tam nedenle sıhhatli anlattı. Ya inşallah o da doğru değil. Ama yani. Şimdi anlatıyor, anlatma ayrı mesele de, madem ki bir şey anlatıyor, bu işi dinlerken Hızır Efendimiz mesela 40 yıllık ahbabı gelmiş Hızır Efendi'nin. Bir meseleyle alakalı birisini şikayet ediyor ve bununla alakalı hüküm nedir diye soruyor. Ve kendi kadrajından olayı anlatıyor. Hızır Efendi onu dinledi gayet güzel. Adam da bekledi ki şu ifadeci Hızır'ı bana diyecek ki böyle böyle. Ben de tam işin fetvası alalım gideceğim. Hızır Efendi şu ifade ediyor. Bir de diyor, öbür arkadaşı dinleyelim. Kişi diyor ki hocam diyor yani ne? Hani ben 40 yıllık şeyim, hani ben anlattım. Ya sen anlatsan ne olacak? Bir de karşı tarafı şimdi tabii sen anlattın da nefsine göre süsler anlatırsın. Her şeyi kendine göre anlatırsın. Şu ne diyor şimdi, onu dinlemeyecek miyiz? Şimdi bu taraflarda kim olursa olsun yani 40 yıllık ahbaptan bahsediyoruz. Veyahut da ben eminim %100 öyledir. Şeriatta bu yoktur. Tek taraflı dinlenilmez. Sen bir şey diyorsan padişahla, bak Yahudi Sultan Fatih ile Yahudi aynı bir kadının önüne çıkartılmış. Neden? Şeriat bunu emrediyor. Padişah da gelecek, Yahudi de gelecek ve İslam ülkesindeyiz yani. Yani koca padişah şeye geçiyor, sanık tarafına geçiyor. Yani diyeceğim şu, ne olursa olsun işin garip tarafı, iki taraf dinlenecek yani. Fatih Sultan Mehmet'in o sanık tarafına geçmiş olduğu olayda da yine mesele cami. Mesela tabii ha, mesela yani cami. Şimdi olay şu yani, bakıldığı zaman her iki taraf diyecek, bu işte ben bunları diyeyim, ben aldım haberi. Haber almak diye bir şey yok. Hakikaten adil bir şekilde hüküm vermek gerekiyor mu? Gerekiyor. Her iki tarafta aklı fikrine saygı duyacak kişiler, kendini ifade edebilecek, rahat rahat konuşabilecek, özgür olan kişileri alıp böyle dinlemek lazım. Ve bir kişi de değil, analizciler de olacak burada. Bu işi bilenler oturacak ve denilenlerle ne yapacak? Olayın kararını, hükmünü çıkartacak. Ama tek öyle mi oldu? Tamam, ben şimdi bak ne yapıyorum? Bu gibi ifadelerde... Şimdi hocam vermiş olduğunuz misalle Fatih Sultan Mehmet'le Yahudi arasındaki olan mesele tamamen hiç kimseyi bağlamayan bir yapı ve o yapının içerisindeki ufak metrekarede bir şahsi, kişisel bir haktan dolayı bu sahne yaşanıyor, bu olay yaşanıyor. Tabii. Burada tüm Türkiye'yi ve dünyayı belki etkileyen, ilgilendiren diyeyim yani. Dünyanın her ülkesinden bu konuyu ilgilendiren insanlar var. Yüz binlerce var. Türkiye'de ciddi bir şey var. Taban var. Şimdi bu konu 3-5 tane derneği üyesi olan veyahut da
50-100 tane derneği olan, iki dernek arasında olan bir arazi veyahut da bir şey anlaşmazlığı değil. Evet. Bu mesele bütün ihvanı, koca bir camiayı ve dolayısıyla Türkiye'yi bir manada etkileyen, ilgilendiren özel bir konu. Bunu sizin de yorumunuza katılıyorum. Sadece bir tarafı dinleyip veyahut da işte öyle mi? Tamam sen söylüyorsan ben ona katılıyorum deyip ona göre hareket yapmak o koltukların sahiplerini yakışacak hareketler değil. Bunu da buradan söylemiş olalım. İnşallah tabii biz bu işlerin kesinlikle kastı yapıldığı kanaatinde değiliz. Fakat yanlış anlaşılmaları mal verip de bu olayı da önünü açıp büyütmemek adına bir an evvel bu işi bu işin bir mahkemesi böyle ufak tatlı bir şekilde bu iş çok hani bir yandan baktığı zaman aslında burada çok ciddi bir olay var yani nereden bakarsak. Şimdi şuradaki bu camiadaki sıkıntı kimlerin işine yarar buraya baktığımız zaman. Bak kimin işine bakar. Devlet nezdine baktığımız zaman bu cemaatten 198 oy bu hükümete gidiyor mu? Gidiyor. Bu cemaatin nedir? Bir çelişki bir dağılmasını isterler. İsterler. Burada misyonerlerin bir çalışması var Türkiye'de. Buna en büyük etken bu toprakta bizim camiamızdır. Biz her tarafa gidiyoruz tebliğe. Bak biraz önce reklamlarda da gördük ki yine Türkiye'de önümüzdeki Nisan aylarının sonunda işte Nisan ayının başlarında bizim yine bir Nisan'ın sonunda Mayıs'ın başında bakıyoruz bizim yine Türkiye'ye bütün dünya ülkene 40 tane ülkeye gidiyoruz. Bütün Türkiye'nin gitmediğimiz ilçesi kalmıyor. 850 kişi, 1000 kişi biz bir hep çalışma yapıyoruz, emmarif yapıyoruz. Her gitmiş olduğumuz yerde ne abi bizim misyonerlere göz açtırır mıyız bu hususta? Ne zaman açtırdık? Bizim varlığımızdan hakikaten çok ciddi bir şekilde şikayet görülüyor. Bu işi misyoner Hristiyan alim istemiyor. Bizim varlığımızı tutulmamızı istemez, bozulmasını isterler. Bakıyorsun hükümet nezdinde bu vatan sevgisi bizim bütün camiamızda mevcuttur. Bir şey oldu mu tam hepimiz bütünleşiriz. Bu vatana en faydalı kimse bu hususta kendi oranlarımızla beraber sahip çıkarmayız, sahip çıkarız. Kur'an'ı, dini, İslam'ı kim muhafaza ediyor? Kim, bu medreseler kime bağlı? Bu hafız sistemleri kime bağlı? Resmi kuruluşlarda hafızmış ki gene biz var bu işleri gene biz sahip çıkıyoruz. Hep bizim medreselerimizden Melli projesiyle yüzlerce binlerce hafız hoca çıkarttık. Bakıyorsun bu iş birilerine hep yaramıyor. Yani ülkemizde bizim Fatih, Çarşamba'da sadece İsmail abi görünen bir olayımız yok. Biz bütün ülkemizde hatta dünyada bak 40 tane ülkeden bahsediyoruz. 400 tane alim gelmiş. Bunlar efendi hazırımıza manevi bir biattan bahsediyor. Ve resmi de olması gerekirdi bu. Resmi de oldu ama manevi bir şekilde biatlarını kabul etmişler ki Türkiye'de muazzam bizim bir şeyimiz var. Dünyanın göz bebeği bir camiamız var. Dolayısıyla bu camia için sadece gelip de şurada ufak tefek bir camiası ile bu işin goygoyculuğunu yakıp farklı taraflardan ama olay bu diye gösterip yani efendi öyle oldu falan filan değişik usuller kullanamıyorlar ki kimlikler ortaya çıkacak. Evet. Ama bu şekilde bu işin de gözümüz açmamız lazım. Bakacağız su işle beraber kimlerin ekmeğine biz yağ süreriz. Al Rabbim muhafaza etsin. Amin. Anlamadan dikkat ederiz yani ne yapmamıza tamam iyi bakalım. Hocam şimdi dışarıdan da bu iş kaşınıyor. Cemaat sıkıntıya sokulmak, parçalanmak, bölünmek isteniyor gibi bir yorumlar gelir ama kardeşim biz efendinin evladıyız. Evet. Efendi hadislerine bağlanmış adam evliya makamında bağlanıyor. Diğer tarikatlara tabii benzemez bu iş. Efendi hadisleri bir tane. En kıymetli. Evet. Biz de biraz feraset sahibi olacağız. İşte bizim evimizi birisi gelip karıştırmaya çalıştığı zaman hemen onu anlıyorsun. Tabii. Nefsine ve menfaatine dokunuyor çünkü. İçeriden yapıyorlar bu işi yani. Tamam da içerideki insanları da feraset sahibi hocalarımızın ayıklaması lazım. Aynen öyle. Aynen öyle. Bakıyorsun ki Orman Bakanlığı diyor ki biz diyor sayfiye mesire alanı olarak izin verdik diyor. O böyle bilmem ne söylüyor. Hocam şimdi ben oraya girmek istiyorum. Şimdi benim bir sırada bir sorum vardı. Bu bahsi geçen konuya da paralel. Onu da aynı zamanda size sormuş olayım. Şimdi bu Çavuşbaşı'nda hali hazırda devam eden külliyenin hocam. Şöyle bir şey var. Bu işte Orman Bakanlığı neyse Orman Bakanlığı geliyor. Diyor ki burası projeye uygun yapılmamış diyor. Ona göre işte bazı evraklarla beraber bu işin durdurulması yönünde hareketler yapıldı aşikar. Şimdi hocam bu Marifet Derneği'ndeki vazifeli arkadaşlar burası bir gecekondu değil. Burası Türkiye'nin unutulmuş bir ücra köşesinde bir balta girmemiş bir orman ortası değil. Burası on binlerce 10 bin 20 bin 30 bin rakamların gelip ziyaret ettiği iki köprüyle yakın İstanbul'un ortasında bütün bürokratların gelip gittiği
10 dönümlük işte 20 dönümlük neyse 29 dönümlük şey bir alan. Burası kimse kafasına göre burayı tutup da bir çivi çakma lüksü yok. Evet. Neden bu itham doğruysa bu arkadaşlar neden böyle bir proje uygun neden hareket yapsınlar? Niye böyle bir şey ihtiyaç duysunlar yani? Vallahi oralarını kendilerini muhatap alıp sormak lazım. Ancak yapılan hizmet güzel. Ama bu hizmeti yaparken de dikleşmeyeceksin. Çünkü bak ormanın üzerine sen çok güzel bir çalışma yapıyorsun yani. En ufak ya bu işler bir şikayete bakar yani. Orman Bakanlığı diyor ki biz emin bir kata müsaade ettik diyor. Bunlar projeye uymadıklarını söylüyor Orman Bakanlığı. Sonra proje bir daha revize ediliyor. Gene uymuyorlar, gene revize ediliyor. 2-3 kere revize gözüküyor. Kendi ifadeleri var bu şekilde. İşte B planı, B'ye tasfiye, yani 4-5 tane şeyi var bunun. Sen söyle adını. Aşaması var. Revize, planların revize olması var, A planı var, C planı var filan. 4-5 tane aşamadan sonra bunun yasal hale geleceği söyleniyor. Ancak niye böyle yapıldı mübarekler? Yani gerçekten çok güzel bir çalışma. Sen projeye uymuyorsan da bir şekilde bunu el altından birkaç senede bitir. Niye buraya geldi bu iş? Niye basına düştü bu iş? Buradan kim faydalanacak? Siz mi faydalanacaksınız? Başkaları mı faydalanacak? Başkaları mı sizi kullanıyor? Buna müsaade etmeyeceksiniz. Burası yıkılırsa efendisi yıkılır gibi ifadeler asla. Senin yanlışını kimse efendiye bağlayamaz. Bağlamaman lazım. Evet, evet. Niye efendisi çekecek yani? Burası yıkılırsa efendisi yıkılmış olur. Burası buraya müdahale edilirse efendiye müdahale edilmiş ifadesi kullanıyor arkadaşlar. Bu yanlış. Bu yanlış. Sultanımız bu işin başında olsaydı, bizatihi bu işi yapan olsaydı, sen diyorsun ki ben efendisine sordum yaptım diyorsun. İtiraz etmiyorum, doğru söylüyorsun, sormuşsunuzdur. Ama efendisleri bizatihi şu işin inşaatı dolaşır pozisyonda olsaydı, iş bu hale gelir miydi? Kim gelip efendinin külliyesini yıkacak ya? Efendiye rağmen buraya yıkım kararı çıkıyorsa biraz düşünmeniz gerekmiyor mu yani? Hocam şu da söylemiş midir yani? Lütfen efendi yani. Lazım, bize bu kadar izin veriyorlar ama biz buralara gireceğiz, yapacağız yani. Sen bu kadar şimdi efendi anlatmış efendi mısın? Efendi bana müsaade etmez arkadaş. O kadar da değil yani, efendi bakmak hazretleri, lazım. Efendi Hazretleri binlerce sünneti yapan insan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kıyamet kopacağız bilseniz elinizdeki ağacı dikeceksiniz. Efendi Hazretleri bu şekilde bir olaya yani, gider mi yani? Hocam efendi hazretleri tabii ki kesinlikle bu işi devlete bugüne kadar karşı gelmemiş. Etmez. Ama ve lakin buradaki arkadaşlar da efendiye rağmen hareket etmezler diye biz inanıyoruz, öyle itikat ediyoruz. Oraları bilemiyorum ama hocam. Şimdi şunu söyleyeceğim. Biz buraya geldiğimizde yani bu olayın buraya gelmesinde o iş yapan arkadaşlar da pek tabii biliyorlar ki bu iş belli noktalarda belli makamların yol vermesiyle yapılan işler. Bunu yapanlar da biliyor. Yol verenler de çok iyi biliyor. Bununla hiç sıkıntı yok. En netice burası anma hizmeti yapacak bir yer. Ama ve lakin biraz önce Levent hocamın da söylemiş olduğu gibi gelinen noktada amaçlar mı değişiyor, araçlar mı değişiyor? Neden bu olay bu şekilde kavgaya düşürüldü? Veyahut da bir ifadeyle neden iş bu şekilde geldi? Evet. Buraları irdelememiz gerekiyor bizim yani. Yoksa ama ben gene hükümeti şu hususu tebrik ediyorum. Mesela şurada Efendi Azim diyoruz ki Efendi Azim'imizin yeri yıkılıyor söz konusu falan mesela. Böyle basın açıklaması ben birkaç yerde gördüm, takip ettim. Ama bakıyorum şimdi mesela bakanlığa bakıyorum. Bakanlık girip de şimdi Efendi Azim'imiz direkt muhatap ne yapmıyor, direktmen konuşmuyor. Bu işin mimarı, bu işin idarecisi kimse diyor ki bu böyle değil. Evraklar bunu gösteriyor. Şimdi orada girip de Efendi Hazretlerimize hakikaten hükümetimizin bir iltifatı var. Hani diyorsun ki ama o öyle gidiyor, öyle de değil. Bu iş resmi olarak diyor, kağıt üzerine böyleydi. Bizle konuşan kim? Biz efendiyle konuşmadık ki. Sen geldin bana, Marifet Derneği olarak dedin ki biz bunu böyle tutacağız. Biz sizle görüştük. Hani şimdi sen efendi gelip dura ağırlığını bastırarak sen bize şimdi burada ne aktarmaya çalışıyorsun? Sen bizi nereye de koymak istiyorsun? Bu gibi bir algı da çıkar ortaya. Hani bir anda burada sanki devletimizin efendi gelip de ne olursa olsun bu böyle, efendiyi tanımayız gibi ifade kullanmıyorlar. Yani burada bir ortada bir algı var yani şu anda. Yani bu adamlara gelirken, projeyi sunarken Marifet Derneği olarak geldi. Size gelmiş kağıt üzerinde şu kadar metrekare yer, bu kadar yer kiralık, bu ifadeler, usluplar kullanılmış. Bakın, ondan sonra efendiyle vururuz. Orman Bakanlığı resmi yazısı var. Hiçbir şekilde kurallara uymadınız diyor kısacası. Yani iki sayfalık bir yazı var. Şimdi tek tek detaylara girmeyeceğim ama. Yani hiçbir şekilde buraya gelmemeliydi. Şimdi Orman Bakanlığı diyor ki ben diyor bu kadar izin vermedim diyor. Marifet diyor ki biz diyor bu kadar izin aldık diyor. Evet. Efendim işte Cumhurbaşkanı'na şikayet edildi meselesi var. Yani
Oraya bakıyorsun, onlar biz bunu söylemedik diyor. Tamamen karanlık bir konu ama bizim burada söylemek istediğimiz, evet, programı yapış amacımız, vermek birlik istediğimiz mesaj, bu bize yakışmıyor arkadaşlar. Evet. Kim olursa olsun, Efendi Hazretlerimize de yakışmıyor. Biz Efendi'ye şu hareketlerle yakışıksız hareketler yapmış oluyoruz. Efendi Hazretleri bizim şu hareketlerimizden inanın razı değil. Bizden büyük hocalarımız var. Vakıf tarafında özellikle hocalığımızı yapmış kıymetli insanlar var yani. Marifetteki kardeşlerimizi biz çok seviyoruz. Bütün imanımızı çok seviyoruz. Zaten tasavvuf, tarikat erbabının birinci basamağıdır bu yani. Müriden mi fani olacaksın kardeşim? Ya. Yani biz şimdi biz nefis terbiyesini daha birinci dersi yapmış tarikata mensup insanlarız yani. Başkalarının bitirdiği dersi biz birinci derste başlıyoruz yani. Böyle bir ya biz samimi söylüyorum, biz tokat bekler bizi ya. Biz şimdi Efendi Hazretlerine layık olmadan yaşarsak, onu anlamadan gidersek, üç sünneti terk ettiğimi görürseniz Levent Hocam söyledi ya, beni bırakın diyor ya. Böyle bir zata bu hareketler yakışmıyor. Allah hepimize şuur, feraset versin inşallah. Amin. Sevgili hocam, vakitlerimiz kısıtlı. Ben sorularımı bitirmek istiyorum. O yüzden biraz daha seri cevaplar isteyeceğim sizden. Şimdi hocam, geldiğimiz noktada şimdi bir karşılaştığımız bir olay daha var ki, en netice biz bunu yakın zamandan beri sosyal medyada takip ediyoruz olayların akışını. Tabii medyada şunları da görüyoruz. Hiç burada ben ismini bile ağzıma almaktan imtina edeceğim. Normalde İslam'la, Müslüman'la maalesef hiç işi olmaz. Maalesef. Uzaktan yakından hiç işi olmaz. Evet. Başına bir olay gelse zil takıp oynayacak zihniyetteki kurumlar, yapılar şu karşılıklı atışmadan böyle sütun sütun manşetler yapıp işte devlet İsmail Ağa'nın şeyini yıkıyor, camisini yıkıyor. Ondan sonra İsmail Ağa kendi arkadaşlarını şikayet etmiş. İşte marifeti şikayet etmiş, marifet şöyle olmuş, devlet falan böyle sanki yani ne hale düşürülmüş iş yani. Bu normalle şu bize güzel sıkıntı olarak evet, yeter yani. Adamların eline resmen vermişiz şeyi, malzeme alın oynayın yani. Malzemeyi vermişiz, oynayın. Yani ben tabii bununla alakalı da soru olarak yorum isteyecektim ama ben birkaç sorum var, oraya geçeceğim. Şimdi her konuyu dönüp dolaşıp biz hükümete bir yerden geliyor bu iş. İstesek istemesek de geliyor. Sonuçta konunun üçüncü şahsı hükümet olarak gözüküyor burada. Peki hocam, ben kısa bir cevap isteyeceğim. Hükümet bu işin neresinde? Hükümet bu işin aslında, kıymetli hocam, hakim pozisyonda olmalıydı yani. Demin Levent hocam çok güzel izah etti. Hızır hocamdan misal verdi. Yani şimdi ola ki bir hata yaptı vakıf tarafı, gitti. Burayı anıt mezar yapacaklar diye o marifettekileri şikayet etti. Gerçi vakıf şikayet ettik demiyor. Anıt mezar konusunu söyledik ama şikayet etmedik diyor. Vakıf da kendini bu şekilde savunuyor. Velev ki bu şekilde oldu. Ben Cumhurbaşkanı yerine olsam gönderirim bir danışmanımı. Git bakayım bir de marifeti dinle. Bir de bunları dinle bakayım. Ya olur ya, çocuklar kavga eder bazen ya. Efendi Hazretimizin bu konuya dahil olmayacağını bildiğimiz için söylüyoruz bunları. Bu şekilde daha bir statik hale gelebilirdi. Daha bir sabit yürüyebilirdi işler yani. Şimdi almış ayyuka çıkmış her şey yani. Orman Bakanlığı bir yandan açıklama yapmış, sosyal medya bir yandan karışmış, solcular bir taraftan saldırıyor, vakıf boyutu bir taraftan, onun gençleri bir taraftan, marifet öyle. Ne oluyoruz ya? Beyler ne oluyor ya? Yani devlet de bu süreci yönetemedi yani. 10 günden beri süreç. Aslında kendisinde olan kutb azamet ve veyahut da söz sahipliği, kudretiyle beraber bu işi çok net bir şekilde, kısa bir ufak aynen odada yani net ben bir şekilde olsam, ben ayar yapabilirdi olsam, yani. Marifeti bu şekilde konuşturtmazdım. Madem oraya izin verdi devlet, dedin yani şikayet olana kadar bazı şeyler el altından da gidiyor icabında. Değil mi? Evet. Sen devlet olarak yol verdin bu arkadaşlara. Niye bunları konuşturuyorsun? Bunlarla niye karşı duruyorsun? Hocam buna hemen müdahale etmeliydi. Ben şunu sorayım size. Şimdi, marifet boyutu da bu şekilde. Devlette niye kavga ediyorsunuz? Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim. Efendi Hazretimizle alaka değil ki bu. Hocam şunu soracağım. Devlet bir şekilde artı eksi, orayı konuşmuyoruz. Buraya bir rapor göndermiş mi? Durdurma kararıyla alakalı göndermiş. Peki bugün Ermenilerin, Yahudilerin, işte Hristiyanların, azınlıkların eski vakıf mallarını, kiliselerini, şunları bunları iade edip üstüne tadilat yapan devletimiz var mı? Var.
Bununla alakalı bu şekilde çalışmalar varken Türkiye'nin en güzide cemaati ve üstüne amme hizmeti yapılacak güzel bir mekan yapılıyor ve burayla alakalı bakın teferruatına girmeden sonuçta size bir şikayet gelmiş mi? Gelmiş. Ama neticede burası herhangi bir şahsın bir mekanı değil. Burası göz önünde her zaman halkla her zaman medyayla iç içe bulunan bir mekan. Buraya ani bir kararla kulaklarını çekme edasıyla veyahut da dur bak ben size ne yapacağım edasıyla bir bu şekilde bir kağıt gönderip bu işi bu şekilde getirmektense bir dakika kardeşim deyip gelin bakalım nedir bu sıkıntı? Bunun Türkçesi nedir? Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun nedir? Tamam bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Şurayı kesiyorsun, burayı artırıyorsun, buraya ekliyorsun, buraya çıkıyor. Onlar kendi meselesi, başka mesele. Ama şu şekle getirmesi de hükümetimizin adına çok hoş bir hareket olmadığı kanaatindeyim ben de. Şahsi görüşüm olarak bilmiyorum sizin değerlendirmeniz nasıl olur bu hususta. Ama yani şimdi hükümet azınlıkların haklarını, vakıf mallarını iade ediyor. Şu burada cami yıkıyor gözlüğüyle bakarsak yine alırız yani. Herkesi töhmet altında bırakırız. Özellikle Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanı bizim cemaati seviyor. Burada yapılmak istenen caminin yıkılma meselesi değil. Burada Cumhurbaşkanımız belki de üzerine vazife olmayan işten hani durumdan pay çıkararak Efendi Hazretleri'ne külliye yapılıyor burada. Ben onu engelleyeyim babından müdahale et. Yoksa Cumhurbaşkanı'na bin kere sorsan bininde de camiye müsaade etmiştir. Belki de şurada devletin katkısı da vardır yani. Sevgili hocam ben hükümetin gerek işte Ataşehir'den şeyden siz söyleyin Çamlıca'dan vesaire yani camiye olan hassasiyetini biz ona zerre sözümüz yok. Hükümet işte kilise yaparken cami yıkıyor söz konusu değil. Benim söylemek istediğim konu yani hükümet bu olayı bu şekilde medyaya düşürme şeklini getirmeden aslında hükümetin burada kabahati yok. Burada marifet medyaya düştük. Kusura bakmayın. Ama bir şey açıklamak istiyorum. Mevzu ne biliyor musun? Şu. Şimdi biz devlet diyoruz ama şimdi biz devlet erkanlarında efendi asilimizin çoğunun efendinin haneye, odaya girerken takılmış olduğu usubu görüyoruz. Hakikaten nasıl biliyor musun? Böyle parmakların ucunda son derece mütevazi. Bu mütevazi neden kaynaklanıyor? İnsan bu mütevazı kime sergiler? Kendinden daha büyük görmüş olduğu, değer vermiş olduğu, kıymet vermiş olduğu kişiye bu tevazu yapılır. Şimdi şu var yani. Bu kadar kıymet ve tevazunun gösterilmiş olduğu bir zatın evlatları arasında bir husumet gibi bir şey var. Husumet yok aslında bir gerginlik var ama bir uzlaşılamıyor mesele bu. Ondan sonra oradan bir laf buradan bir laf derken o ifadeler sanki o ne oluyor gibi bir abartılar falan filan da geliyor. Ama neticede bir sıkıntı program var. Allah devamını getirmesin. Şu olayı şurada nokta attırsın. Birlik beraberlik ikram eylesin. Şimdi bakıyorum devlet erkanı efendiye karşı böyle bir tevazu bir bakışı varken evlatlarına karşı da otomatikman o bir reaksiyon gösterir. Bakarken ya kimi ne diyeyim burada şimdi yani? Ne diyebiliriz ki yani bu iş bizi de aşar gibi yani biz bunlara şimdi akıl verme durumuna mı geçtik? Yok hocam, şimdi ama şu var bu ortamı sağlayıp yani. Rica ile hocam şöyle bir sizi böyle görmek istemiyoruz aslında ya. Biz size akıl verecek durumda da değiliz. Şöyle bir araya oturun da lütfen rica ediyoruz. Siz vatanımızın temelindesiniz. Bu işin birlik düzenini siz yapıyorsunuz. Siz sağlarsınız. Otoriteyi temsil ediyorsunuz. Sükuneti, asayişi siz düzenliyorsunuz. Ahlakı siz düzenliyorsunuz. Hani bu işi rica ediyoruz yapın gibi yaklaşılsa hani bir de şu var yani gelin bakalım hakikaten devlet erkanı bizim cemaat hakikaten çok şeye bakar ya. İnan bana muhabbetle, sevgiyle, çok tevazuyla bakar. Ama yapılması gereken dedi hocalarım şöyle bir oturun da biz de şeyde bırakmayın rica ediyoruz gibi. Hocam inan bana derken biz bunu zaten evet yani. Görüyoruz zaten tabii. Biz bunu hükümete biz bu hususta şeyimiz yok ifademiz yok ama yani hazır imkanlar varken teşke bu şekilde dönmeseydi olay ki bak biz de şu anda ekranlarda tüm Türkiye'nin önünde bu meseleyi konuşacak duruma gelmeseydik. Neden bunları biz dillendiriyoruz? İş öyle bir çıkmaza girmiş ki şey yok. Adını koyacak. Hadi gelin kardeşim. Oturalım masaya karşılıklı konuşalım ve bu işi işte suretle halledelim, helalleşelim. Bak öyle bir çıkmaza girmişiz ki olayı biz nerede konuşuyoruz? Yani buna gerek yoktu yani yoksa yani şimdi aslında var ben olayı ben sultanımızdan, efendi hazretlerimizden bakmak şimdi hükümet tarafını konuştuk. İşte marifetle vakıf meselesi konuştuk da şimdi efendi hazretlerimizin
bir durumu hali var ya, o sessizliği. Bu sessizlik neyin mesajıdır yani? Şimdi bir evlat babasını tanır değil mi? Gözlerinden, mimiklerinden tanır. Bu Efendi Hazretimizin sessiz duruşunu, böyle hani her şeye cevap vermeyişini, aslında her şeyi duyduğunu, istediğine cevap vermeyişi, çoğu şeye de cevap vermeyişi. Yani cevap vermek istemiyor oraya. Yani çünkü mevzu başka bir tarafa gidecek. Sükunete bürünüyor. Yani bunu hakikaten bir evlat olarak biz bunu hakikaten Efendimiz'in sessizliğini anlamıyor muyuz? İdrak etmiyor muyuz yani? Burada bize ne mesaj veriyor? Burayı anlayamıyor muyuz? Şimdi marifete oğlum işte, siz haklısınız mı diyecek. Evet. Öbür taraf gidecek. Evet. Gidecek yani. Tabii canım, vakıfa dese ki burası aşırı, gidecek. Çok aşırı mesajlarımız var. Bir tane kardeşimiz yazmış. Hocam çok üzülüyorum. İki taraf adına da yani İsmail ve Marifet Derneği adına da bu şekilde bu olay yapıldıysa Efendi Hazretlerimizi hiç mi anlamadılar? Söyleyecek söz bulamıyorum demiş. Yok, ben ona katılmıyorum. Yani Efendi Hazretlerini iki tarafı da töhmet altında bırakarak iki tarafta Efendi Hazretlerimizi hiç mi anlamamışlar, kavga ediyorlar derse ben buna katılmam. Neden? Efendi Hazretlerinin gözlüğüyle bakıyorum olaya. Bu sefer Efendi Hazretlerine hakaret olur yani. Allah muhafaza etsin. Efendi Hazretleri birinci derste adamı yani makam söylemeyelim de şimdi makamların en güzeline getirir yani. Bu Efendi Hazretlerine şey olur, saygısızlık olur. Dolayısıyla burada biraz hocam hani Efendi Hazretleri hiç mi istifade etmemişler, hiç mi faydalanmamışlardan ziyade tabii ki istifade etmiştir. Yani Efendi Hazretleri'ni bir kere gören adam dünyası değişir. Başka mesele ki bunu zahiren hayatımızda görüyoruz örnekleriyle beraber. Ama burada biraz netisler ön plana çıktı gibi veya birileri kaçıyor, birilerinin aleti maşası oluyoruz gibi. Ya biz mümin feraset sahibi olacak. Hele efendinin müridi. Böyle, çok böyle Furkan vasfımızın çok yüksek kalitede olması lazım yani. Bizi kimsenin bir şekilde dışarıdan müdahale varsa bile buralara alet olmamamız lazım yani. Yani nefis girmişse bile tak koyacaksın onu kenara. Bizim ne işimiz var? İstifade etmiş ama Hızır Efendi'nin bir ifadesi var. Diyor ki ben mübarek diyor. Bu kapıya da ilk geliyorsun diyor. Vav gibisin. Yani vav harfi gibi de tevazuluz. Sonra da vakit geçiyor diyor. Hemen diyor Hemze gibi oluyorsun. Niye diyor vav geldin vav gibi gitmiyorsun. Ya. Yani bir vakit sonra bu nefiste bir kabiliyet oluşuyor. Görmeye başlıyor. Ve kendine bir konuşma hakkı doğuyor sanki. Konuşmak istiyor. Tabii. Halbuki sen anın namusuna eyle vikaye. Risale-i Kudüs'e beyittir yani. Bu kapı ve her şey Efendi Hazretimizin bir namusudur. Diyeceksin ki ben bu kapıya geldim, ben bunun hakikaten sahibi değilim. Bu kapının sahibi Efendi. Ben onun yolunda aman ona bir laf getirttirmeyeyim. O nasıl görmek istiyorsa, nasıl istiyorsa, arzu ediyorsa bu şekilde bu işi ne yapalım? Devam ettirelim. O gayretli olsa bu iş çözülecek. Ama konuşum hakkı doğduğu zaman işte Rabbim orada muhafaza etsin. Nefisler devreye giriyor ki bu nefis çok ustadır yani. Konuşmuyorum derken konuşmaya başlarsın yani. Burada büyük bir risk, büyük bir tehlike var. Rabbim şu dillerimizde ya, Hazreti Ebubekir'imiz ya, aşire-i mübeşşerden başı, yani ümmetin Muhammed'in reisi diyoruz yani. O kadar faziletli bir zat, dilinin altına taş koymuş ya. Bu konuşunca ki hayır konuşur, dilinin altına taş koymuş ki neden dilime mukayyet olayım? Hep taş dilinin altında duruyor. Bakıyoruz ya bu ümmetin en faziletli dilinin altına taş koyarken, biz her bulduğumuz ortamda ne oldu ne oldu fiskos fiskos muhabbetler Allah muhafaza ve birilerini anlamadan küreni çekiyoruz, birilerinin ekmeğine yağ sürüyoruz ve bakıyoruz bu iş kimlere yarıyorsa oraya bizler baktığımız zaman bizim cemaatimizde aslında kol gezen kimdir bu bizim mirafları çözeriz ve bizim içerimizde kimi kullandıklarında çok güzel tespit ederiz. Kim konuşturuyorsa kardeşim diyeceğiz ki sen tehlikeli adamsın. Bu işe bulaştırma, ihvanı birbirine katma. Bizim sultanımız var, efendi asrımız var. Biz hizmet edeceğiz. Bu iş bitmiştir. Ama hep konuşma taraftarı olan, hep böyle oturup ikili kulis yapanlar diyeceksin ki ya bu nedir ya? Seninki de Ebu Cehil'in muamelesi nedir ya Allah muhafaza ya? Resulullah'ın yanında kulis yapıyorsun. Oraya buraya adam topluyorsun, orada tefrikalara... Sen niye bu işin adını sen bu ortamlarda gezdiriyorsun? Hakkı tövbe istiğfar edin inşallah. Güzel sarılmak lazım. Kapımız çok mükemmel bir kapı. Efendi asrımız 36 tane meşayinin sonuncusu ve bu işin devamı da zaten söz konusuyuz. Efendi ile beraber diyoruz. Bu iş zaten oldu olacak diyoruz. Biz bu dünün devamında birisini yeni birisini beklemiyoruz. Öyle bir kimlik arayışımız da yok. Efendi hali hazır başımızda. Biz de hazırız diyoruz. Sultanımız biz her şey adayımız adayız. Ve biz tarikat tasavvuf erbabıyız. Biz manalarda da hareket ederiz yani. Diyoruz ki bak ne diyoruz?
Faal Sultan Selim Hazretleri hakkında dönüyor değil mi hocam? Bu belki mahrem meselesi değil. Burada tarikat konuşulmuş bir kere yani. Biz cemaatle çok hocalardan biliyoruz yani. Ne manalar ne zuhuratlar istiyoruz yani. Faal Sultan Selim Hazretlerimiz manada görülmüş. Akşemseddin Hazretleri ile ben de İstanbul'u fethettiğim böyle bir efendiyle de dünya fethedilir diyor. Bu kadar maneviyatı cihanı kaplamış bir zat. Bu zatın yanına gelip de kibrit kutusu kadar meselelerle şu koltukta aman durayım. Ben burada oturayım sevdim. Aman oğlum torunum sen de gel şurada oturalım böyle de gidelim. Bu zihniyete yazıklar olsun diyoruz yani. Bu zihniyet kendini toparlayacak. Cezan efendinin akıntısının önünü kesmeyeceksin, kesmeyeceksin. Birlik beraberlik içerisinde gereken hangi ahlaksa bunu takınacağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Dava nasıl yürüyorsa bunun fedakarlığını yapacağız. İnşallah. Rabbimizi muhafaza ederiz. Sevgili hocam, biraz önce söyledik. Konular gerçekten her sorunun, her başlığın üzerinde uzun uzun konuşulması gereken belki konular. Fakat vakitlerimiz de kısıtlı maalesef. Ben programı burada toparlamak durumundayım. Son olarak şunu da söyleyelim. Bazı izleyenlerimizden burada yoğun mesaj trafiği var. Ben konularımız yoğun diye çok o tarafa yönelemedim. Yani sanki cemaat içinde böyle bir kargaşa, sıkıntı, mesele söz konusu. Bizim özetle şurada söylemek istediğimiz konular net olarak şudur ki biz burada bir öz eleştiri yapmış olduk. Kendimizle alakalı böyle camiamızın ihvanlarıyla alakalı kafalarındaki soru işaretlerinin net bir şekilde PS'ye çıkartıp sosyal medyada yansıtıldığı gibi uçuk ifadeler aslında değil, karşılıklı bir yanlış anlaşılmanın veyahut da istişaresizliğinin vermiş olduğu bir meseleden ibaret. Bizim camiamız böyle bir olayla kesinlikle sallanmaz, kesinlikle yıpranmaz, kesinlikle bizden bir şey eksilmez. Fakat biz bu akşam bir dakika ne oluyor, iş nerelere gidiyor, kimlere kadar sokağa bu iş nasıl yansıyor biraz daha ön plana çıkartıp büyük resimde büyüklerimize tepside tabiri caizse sunmak için sunmuş olduk. Bu olayın sadece ikili odalar arasında dönen bir meseleden ibaret olmadığını, evet, sesinizin çok yerlere ulaştığını ve bunun çok yerlere şimdi bu odanın arkasındaki duvarın arkasında burada konuşulan çok farklı yansıyabiliyor. Bunu biraz daha net bir şekilde ortaya koymak için bunları dillendirmek durumunda kaldık. Yoksa bu ve bunun gibi ne olaylar olursa olsun bizim camiamız, Efendi Hazretlerimizin ihvanı hiçbir şekilde bu işlerden böyle büyük yıpranmalar, sıkıntılar, eksilmeler olmaz. Efendi Hazretlerimiz bu işi senelerce bu şekilde temellerini sağlam atmıştır. Ama ve lakin netice itibariyle olayı biraz daha ön plana çıkartıp ulaşmış olduğu yerleri netleştirmek istedik. İnşallah tesirli program olduğuna inanıyoruz. Rabbim hem iki tarafa da bütün camiamıza, bütün ihvanımıza bir an önce bir dakika deyip silkinip kendine gelip asli olan vazifemize, davamıza, hedeflerimize ciddi adımlarla yürüme şuurunu, ciddiyetini, samimiyetini ve Efendi Hazretlerimizin yüzünü güldürme idealimizi tekrar takınıp tekrar ismimize, resmimize, şeklimize yakışır şekilde bu işin sahibi olmayı cümlemize İkram etsin, bütün kardeşlerimiz arasındaki muhabbeti pekiştirsin. Mevlam hepinizden razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam size kapanışı size vereyim o zaman. Buyurun. Mevla Teala Efendi Hazretlerimizin derdiyle dertlenmeyi cümlemize nasip etsin. Amin. Efendi Hazretlerimizin davası İslam'ın ve Kur'an'ın nurunun tüm dünyaya yayılmasıdır. Herkes başını öne koyup dikkatli bir şekilde feraset sahibi hareketler içinde Efendi Hazretlerimize layık olacak bir şekilde yaşamayı cümlemize nasip etsin. Amin. Amin. Ve Efendi Hazretleri sadece bizim mürşidimiz değildir. Bütün dünyanın mürşididir. Herkes bu saatten sonra tövbe istiğfar edip Efendi Hazretlerine layıkı vecihiyle mürit olmayı bugünden sonra en azından dün ders almış kardeşimizden 60 yıl, 65 yıldan beri bu kapıda olan en büyüğümüze kadar herkes bu minval üzere inşallah yaşamayı nasip etsin. Amin. Amin hocam. Teşekkür ederiz. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz bir dahaki Olgun Bakış programında görüşmek dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.